ne hazırlıyorsunuz? Sevgililer günü olduğu için tamam. Güllü bir dondurma yaptık. Güllü dondurmayla çikolata uykusuna servis edeceğiz. Çikolata ve aslında gül. Sevgililer teması olduğu için, sevgililer günü teması olduğu için. Peki sevgililer günü menüsünde sizce olmazsa olmaz nedir? Bence çikolata mutlaka olması lazım. Et olması lazım. Ve bence bol bol orman meyveleri, çilekler, frambuazlar ve şampanya tabii ki de. Sörf yapmakla yemek yapmak arasında ortak bir şeyler var mı? Var tabii ki. Sonuçta kendi sinirlerinizi görüyorsunuz. Sörf de bireysel bir spor olduğu için ve kendi sinirlerinizi aşmak güzel bir şey. Sizinle de ve güvenci abiyle nasıl birazcık daha iyi yapalım. Sizce bir şef için en büyük mutluluk, en büyük tatmin nedir? Ne bileyim yani, Michelin yıldızı almak mı, en iyi lokantalar arasında yer almak mı? Bence misafirlerin evinde olması. Hepsini yapmamızı. Yoksa ödülleri çok da kalmaz. Alanço'ya yemek yemeye gelen insanlar ara sıra şefi görmek istiyor mu? Tabii ki her zaman. Sadece şefi değil, bütün ekiple çalışmak istiyorlar. Çünkü ekip olarak bir iş yaptığımız için. Sırf yemek için de olsa seve seve bu şekilde giderim, bu mekana giderim dediğiniz bir yer var mı? Türkiye'de ya da dünyada. O bölüm bir daha alabilir miyiz? Duyuyorum çünkü. Sırf yemek yemek için dahi olsa bu şehre giderim, bu mekana giderim dediğiniz bir yer var mı? Dünyada ya da Türkiye'de? Türkiye'de Antep'e gidiyor bence. Mutlaka. Dünyada bence İspanya, Bask bölgesi özellikle. Mutfaktayken sessiz mi olursunuz yoksa ne bileyim şarkı mırıldanır mısınız, var mı öyle bir şeyiniz? Eğer yeni bir şey yaratıyorsak daha sessiz olmak daha iyi oluyor. Ama servis anında mutlaka gürültü oluyor. Gürültü olması değil oluyor aslında. Evet. Altta çikolatalarımız koydum. Üzerinde gülden yaptığımız bir dondurma var. Üzerine de orman meyveleri koyuyorum. Soğuk olarak servis edildiği için hemen servis edilmesi gerekiyor. Elinize sağlık. Teşekkürler.